Herkese merhaba sevgili Teknolojioku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Celly'nin Pro Mount isimli hem şarjlı hem de cep telefonunu koymak için kullandığımız araç içi taşıma kitini inceleyeceğiz. Biliyorsunuz bu tip ürünler uzun zamandır hayatımızda var. Özellikle otomobilimizde cep telefonu kullanırken işte şarj etmek için, işte navigasyon yaptığımızda görmek için falan bu tarz ürünleri kullanıyoruz. Celly'nin bu ürünü aslında biraz daha farklı bir ürün. Neden? Aynı zamanda bu ürün şarj etme özelliğine sahip, kablosuz olarak Qi dediğimiz Qi şeklinde yazılan standartı destekliyor. Eğer bunu destekleyen bir telefonunuz varsa ki günümüzdeki birçok kablosuz şarj destekleyen telefon Qi standartını destekliyor. Bu ürün üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Şimdi Türkiye'de Bilkom güvencesinde satılan bu Celly marka ürünlerinin farklı farklı cihazları var bu arada. Sadece bir araç kiti değil. Bunun daha ucuzu da var, daha pahalısı da var. İşte kablosuz şarj etme özelliği olmayanı da var. Ne bileyim power bank'ı da var falan. Celly böyle çok değişik skalada ucuzundan pahalısına birçok farklı ürünü var. Genelde uygun fiyatlı ürünleri var bu arada. Onu da belirtmiş olayım. Bu kutu açılımına konuk olan ürünümüz ise muhtemelen markanın en pahalı ürünlerinden bir tanesi. Pro Mount olarak geçiyor. Şu anda üstünde görüyorsunuz. Burada yazıyor zaten. İşte Qi desteğinin olduğunu söylüyor. Dashboard'a takılabiliyor. Yani aracımızın ön tarafındaki bunun plastik olduğu yere yapıştırılarak kullanılabiliyor. Daha doğrusu bir yüzey var. Onu yapıştırıyorsunuz. Onun üzerine bu vakumlu alanı yapıştırıp kullanabiliyorsunuz. Bu havalandırma kanalına takılabiliyor isterseniz. İstiyorsanız da cama takarak da kullanabiliyorsunuz. Yani aslında çok fonksiyonlu bir ürün. Farklı şekillerde de kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben de sizinle beraber cihazın kutusunu açacağım. Şöyle gösteriyor. Fotoğrafları var. Buradan da görüyorsunuz. Arka yüzünde de ürünün fotoğrafları olduğunu görüyoruz. İşte şöyle yapabiliyorsunuz. 8,5 santimetreye kadar bir açıklığı var. Yani orada kanatları var kenarlarında. Ondan açtığınızda 8,5 santime kadar açılabiliyor. Bu arada bu kablosuz şarj kısmını yukarı aşağı yönetebiliyorsunuz. Çünkü her cep telefonda aynı yerde bulunmayabiliyor arka yüzde. Bunun mesafesini ayarlayarak o tam istediğiniz yere tutturulmasını sağlayabiliyorsunuz. İşte standart ürün aslında, yani benzerleri gibi olduğu gibi. Hemen şurada görüyorsunuz Bilkom güvencesi satılmaktadır ibaresi yer alıyor. Biz de o zaman çok da lafı fazla uzatmayalım ve kutumuzu açalım diyorum. Şöyle yanlarda iki tane sticker'ımız, şeyimiz var, bant var. Şöyle kablomuzu çıkartalım kenara, bıçağımızı kenara kaldıralım ve kutudan ürünü çıkartalım. Şöyle çıkardık. Bakalım. Standart bir aslında ürün kutusu bizi karşılamış oluyor. İşte kullanım kılavuzu gibi bir şey var. Şöyle göstermiş olayım. Şöyle. Farklı dillerde oluşturulmuş. Bunu kenara atıyoruz. Şöyle vakumlu gibi bir plastiğimiz var. Şöyle açtık, size göstereyim ben şimdi. Şimdi burada birkaç parça var demiştim, söyledim. Şu parça muhtemelen havalandırma kanalına takarak kullanmamız için geliştirilmiş olan parça. Şurası çıkıyor mu? Yok, çıkmıyor. Şöyle havalandırma kanalını takıyoruz. Buradan da şeyin ayarını yapabiliyoruz. Bunu kenara aldık. Şu parçamız, evet. Şöyle göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi şu mesafe ayarlanabiliyor mu? Biraz böyle yapışkan gibi de bir şey var bu arada. Bayağı elim yapışıyor şu anda. Şunu açtığımız zaman cama yapıştırarak kullanacağımız bölüm bu. Ürün bu. Burada da bir kafa mekanizması var. Bunu da böyle oynatabiliyoruz istediğimiz gibi. Bu arada şurada da bir alan ayarımız var. Böyle. Cama taktığınız zaman istediğiniz gibi açıyı da ayarlayabiliyorsunuz. Hem buradan hem buradan çift taraflı bir mafsal sisteminin olduğunu söyleyeyim. Bunu da kenara çıkartalım. Şimdi şu var, şu mekanizmamız. Biliyorsunuz bunu az önce söyledim aslında sizlere. Bu ürünün aynı zamanda dashboard'a, yani o aracın kullandığımız işte direksiyonun vesairenin, torpidonun bulunduğu alanın üst tarafında da plastik bölüm vardır. Oraya yapıştırarak da kullanabiliyorsunuz. Onun için bu şekilde bir aksesuara ihtiyacınız var. Bunu oraya yapıştırıyorsunuz. Altında da işte 3M'in, gördüğünüz gibi 3M'in yapıştırıcı alanı var. Onu buraya yapıştırıp üzerine şunu da koyunca şöyle şu şekilde bu cihaz dashboard'un üstünde de, yani o kokpitin üst tarafında da kullanılabilir hale geliyor. Ama çıkaralım şunu, maşallah. Bu bayağı bir yapışkanlı yalnız. Evet. kenara kaldıralım. Şimdi cihazın kendisine ulaşacağız. Şöyle ters çevirelim. Bu arada kablo da çıkıyormuş kutudan. Şu anda onu da görmüş olduk. Şöyle bir ürün aslında. Bunu da göstereyim. Hem yukarıdaki tepe kamerasına da göstermiş olayım. Siz de görün. Şu şekilde az önce bahsettim. 8,5 santime kadar açılıyor. Onun için şurada bir düğmemiz var. Buna basınca gördüğünüz gibi bir daha yapalım o hareketi. Aa, güzel bir mekanizma bu. Dandik bir şey değil yani. Şöyle göstereyim tekrar karşıya. Şöyle de yukarıdan da yukarı kameradan da göstereyim. Bu şekilde açılıyor. Buraya telefonumuzu koyup şu alt kısımda da şöyle yapalım. Bunu söylemişlerdi. Az önce göstermiştim kutusunda. Şu şekilde şöyle görüyorsunuz. Yukarı aşağı oynatabiliyorsunuz. Muhtemelen şarj, yani kablosuz şarj kısmı burada. Denk gelmesi için böyle manevra yapabiliyorsunuz. Veya büyük bir telefon kullandınız, koydunuz diyelim. O telefonu tutmak için de arkasını yükseltebiliyorsunuz. Böyle bir özelliği de bulunuyor. Dediğim gibi isterseniz mesela şunu şöyle takıp, burada muhtemelen bu parça bunun için. Evet şöyle. Dur bakalım nasıl yapacağız bunu. Şöyle midir? Birazcık zorlanıyorum ama. Evet şu şekilde bunu. Evet şöyle takacağız. Şimdi takmıyorum çünkü takarsam biraz zor çıkacak. Bunu böyle taktığımız zaman hemen az önce de söylediğim gibi bu şekilde takınca havalandırma kanalında kullanıyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman cama, bu şekilde kullandığımız zaman da kokpitin üst kısmına koyabiliyoruz. Böyle bir özelliği var. Bir de bir kablomuz var. Kabloyu çıkartalım. Şöyle standart bir micro USB kablomuz var. Göstermiş olalım. Bu da eğer bir adaptörünüz varsa araç içinde çakmaktan enerji alan, bunu buna bağlıyorsunuz. Bu arada bağlantı yuvası da şöyle yukarıdan aşağıdan da göstermiş olayım. Şu alt kısmında yer alıyor. Buraya kabloyu bağlarsanız kablosuz şarj özelliğini aktif hale getiriyorsunuz. Bağlamazsanız yine normal bir tutucu olarak da kullanabilirsiniz. Deneyimlerimizi aktaracağız. Yani çok öyle komplike bir ürün değil zaten. Çok da uzun böyle videolar şunlar bunları yapmayacağız ama en azından deneyimlerimizi, fikrimizi aktaracağız. Peki fiyatı ne bu ürünün? Fiyatı 249 TL. En azından biz bu incelemeyi yaptığımız Mart ayının işte 20'sinde 22'sinde falan yayınlanacak bu inceleme. O tarihlerde 249 TL'lik bir fiyatı vardı. Çok yüksek değil, çok ucuz da değil ama hani muadillerine baktığımızda bu özelliği sunan muadillerine baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı benzer fiyatlardan satıldığını görüyoruz. Yani malzeme kalitesi bu arada iyi. Yani böyle bir ürünü 50 lirada bulursunuz, 100 lirada bulursunuz ama çok dandik Çin malları oluyor arkadaşlar. Ben onlardan uzak durmanızı öneriyorum. En azından malzeme kalitesi belli bir standardın üzerinde olan ürünlere yönelmenizi öneriyorum. Bu tip cihazlar için özellikle. Çünkü 3 gün sonra bu camdan düşmeye başlıyor. Ne bileyim yapıştırdığınız yerde durmamaya başlıyor. Ondan sonra sıkıntılar oluşuyor. Paranız da çöpe gitmiş oluyor. En azından bir kere verirsiniz düzgün bir ürün almış olursunuz. Celly'nin Pro Mount ürünüyle ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. İnceleme videosunda bütün o sorularınızın yanıtlarını bulacaksınız. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.